Sevgili seyirciler, 2017 yılında yayın hayatına son veren ve 2 yıllık bir hasret rüzgarı estiren Ege TV yeniden yayın hayatına dün akşam ilk ana haberle birlikte tekrar merhaba diyerek Egelilerin hasretini giderdi. 2017 yılında kapandığında Ege halkını büyük bir üzüntüye boğan Ege TV yeniden yönetim kurulu başkanı Adem Erdağ ile birlikte dün akşam yayınlanan ana haberde yayın hayatına başladı. Bölgenin tek televizyonu olan Ege TV'den mutlu akşamlar. Tarih 15 Kasım 2019 günlerden Cuma, günün sıcak gelişmelerinin yer aldığı Muhammed Saygı'yla ana haber başlıyor. 12.265, 27.500 dikey frekans ile yayın yapan Kanal 58 televizyonu dünden itibaren frekanslarını Ege TV'ye devretti. Yani bundan böyle bölgenin tek televizyonu olan Ege TV bu frekansa sizlerle birlikte olacak. Evet sevgili seyirciler, bugün yayın hayatımızda oldukça önemli bir gün. 12.265, 27.500 dikey frekansıyla yayın yapan Kanal 58 televizyonu bugünden itibaren az önce belirttiğim frekanslarını Ege TV'ye devretti. Yani bundan böyle bölgenin tek televizyonu olan Ege TV bu frekansla sizlerle birlikte olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii Kanal 58 televizyonuysa kısa bir süre sonra farklı bir frekansla yine yayın hayatına devam edecek. Bunu da belirtmiş olalım sevgili seyirciler. Doğru. Tarafsız ilkeli haberlerden siyaset programlarına, güncel programlardan kültürel programlara ve ekonomiye kadar özlenen tüm platformlarda izleyicileriyle buluşan Ege TV'nin yeni yayın hayatına tekrar başlaması Ege bölgesinde de büyük bir heyecan uyandırdı. Büyük hayalimizdi diyebilirim aslında bu heyecanı sizlere daha iyi ifade edebilmek için. İşte bugün o heyecanı yaşıyoruz. Çünkü Ege TV Türkiye'nin 27 yıllık uydu kanalı. Yani hatta Türkiye'nin ilk uydu kanalı desek yeridir. 27 yıllık kanalı ve ilk uydu kanalı. Dolayısıyla Ege bölgesinde daha önce yaptığı çalışmalarla da bilinen bir kanal. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege TV'ye yaptığı açıklamada Ege TV'nin kapanmasında çok üzüldüğünü belirtirken yeniden yayın hayatına dönmesinin kendisini memnun ettiğini söyledi. İşte Bakan Pakdemirli'nin Ege TV ile ilgili o açıklaması. Ege TV'ye konuşan Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli, Ege TV'de birçok programına katıldığını ifade etti. Bakanım, öncelikle sizin Ege TV'nin ilk göz ağrınız olduğunu biliyorum. Sizin ne kadar sevdiğinizi de biliyorum. Tekrardan yayın hayatına başlıyor. Neler söylemek istersiniz? Evet, Ege TV'de tabii ben geçmişte müteakip defalı birçok programa katıldım. Ege TV ekranlarında İzmirlilere, Egelilere seslenme fırsatımız oluyordu. Bakan Pakdemirli, Ege TV'nin kapanmasına çok üzüldüğünü, açılmasının da bir o kadar sevindiğini söyledi. Ege TV'nin kapanmasına ne kadar üzüldüysem tekrar açılmasına da o kadar seviniyorum. Ben yayın hayatımda Ege TV'ye başarılar diliyorum. Bakan Pakdemirli tüm Ege TV ekibine başarı diledi. Makro mu aldınız? Aldık, yarın yayınlanmıştık. Yine Ege TV olarak başlamıştık. Zaten ismi için. Kaç cümle yeni yayınlanmada başarılı. Zaten Ege TV hatıranız çok biliyorum. Ege TV İzmir'e ve ilgili muhabbet. Kapandığında ne kadar üzüldüysem şimdi açıldığında o kadar seviyorum. Ekonomi masasında geliyorum. Eğer şey olursa. Sevgili seyirciler, İzmir Barosu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği delegeleri tarafından Avukatlık Kanunu'nun açık hükümlerine karşın 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını kabul etmeyen Türkiye Barolar Birliği'nin tavrına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir Baro Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği delegeleri tarafından Avukatlık Kanunu'nun açık hükümlerine karşın 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını kabul etmeyen Türkiye Barolar Birliği'nin tavrına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Depreme dile getirildiği yegane meslektir. Bu nedenledir ki hukuk güvenliğinin ortadan kaldırıldığı ve liyakat, adalet, eşitlik kavramlarının içinin boşaltıldığı bu karanlık dönemde gücü elinde bulunduranları, büyük veya küçük tüm iktidar odaklarını
keyfi tutumlarından geri döndürecek, evrensel hukuk kuralları ile kanunun çizdiği sınırlara çekecek en önemli kurum avukatların meslek örgütü olan barolar. İzmir Barosu binası önünde yapılan açıklamayı İzmir Barosu Türkiye Barolar Birliği delegelerinden Avukat Filiz Kunt okudu. Birçok baronun uyarılarına rağmen Profesör Doktor Metin Feyzoğlu avukatlık faaliyeti ve Barolar Birliği Başkanı'nın görevleri dışında faaliyetlerde bulunmakta olup Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de bu faaliyetlere engel olmamakla kanuna aykırı davranmaktadır. Sevgili seyirciler, toplumsal sorunlar için yeni arayışlar sempozyumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Yerel yönetimde alternatif modeller oturumunun ardından üretim ve tüketimde alternatifler başladı. Doçent Doktor Ulaş Bayraktar, belediye başkanlığının çok önemli olduğunu söylemek istiyorum dedi. Yeni toplumsal sorunlar için yeni arayışlar sempozyumunda hem belediyeler için hem de toplum için çözüm arayışları sunuldu. Pazarlanmasına sağlanmış çok sevdikli bir. Hollanda'dan başka bir örnek, bir şehirdeki huzur evindeki yaşlılara yönelik bir huzur evini aynı zamanda üniversite öğrencilerine yönelik bir barınma, bir yurda dönüştürüyor. Böylece kalacak yere finanse edemeyen öğrenciyle sosyalleşme ihtiyacı olan yaşlı emeklinin bir araya gelmesini bir vesileyle iki kesimin ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. İsmi bir demokrasi adına yapılan bu şey nasıl bir demokrasi açığı yarattı? Bu demokrasi açığını kapatmak için bir yerellik düzeyinde, bir komünite düzeyinde insanlar ne tür yollar bulmuşlar şimdiye kadar? Bunlar yeterli mi? Nasıl aşılabilir? Bize çok güzel bir çerçeve çizdi. Share our perspective of what has happened in the city of Barcelona in the last few years. Ricard's and mine will be two complementary presentations. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in yapılması konusunda talimat verdiği Bakcan Sokak'ta yaşanan ve vatandaşlardan yoğun şikayet alan rampa sorununda gelinen son durumu sizler için görüntüledik. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel sorunun ot ettiği ve tarihi verdi. Ekipler o tarihten önce iş makineleri söz konusu sokağa giderek önce araçların dönebileceği alan oluşturdu, ardından da rampanın orta bölümüne beton dökümüne başlamışlardı. Fakat mahalle sakinleri rampanın başlangıç noktasında kod seviyesinin çok sert olduğunu, itfaiye, ambulans araçları başta olmak üzere binek araçların dahi bu rampada zorlandıklarını dile getirdi. Oldukça sert bir rampa ve o nedenle buradaki yaşanan mağduriyeti Tuğba Hanım bize aktardı. Dedi ki ne ambulans gidiyor, burada kanser hastası hastalarımız var, yaşlılarımız var. Evet. Ve buraya onlara ulaşabilme noktasında ne ambulans ne de özel otolar giremiyorlar. Girseler de zor şartlarla giriyorlar ki burası buzlandığında yağmurlu havalarda daha da tehlike arz edecek. Ve o nedenle bu rampanın biz iyileştirilmesini istiyoruz diyerekten bize ulaştı. Ben habercilikte şunu takip ediyorum. Evet, bir mağduriyet varsa bunu direkt olarak mağduriyete çözüm bulacak mercilere ulaştırma noktasında Levent Başkan'a da ulaştırdık. Duyarlılık örneği gösterdi. Tuğba Hanım'la telefonla görüştü ve iş makinelerini gönderdi. Şimdi araçların dönmesi noktasındaki bölüm tamamlandı. İkincisi hemen o orta rampa, boşluk orası dolduruluyor. Dolduruluyor fakat biz dolum amacından ziyade biraz rampanın kazınarak en azından insanların araçlarıyla ve ambulanslarıyla, itfaiyesiyle rahat kullanım alanı olmasını istiyoruz. Onun için de buranın biraz bir nebze de olsa kazılarak üzerine dolgu maddesiyle artık beton mu dökülüyor, ne yapılması, yani bu rampanın üzerine beton dökülmüş olması bizim için eksi. Yani bir dezavantaj. Şuranın o halde şu bölgenin kazılıp kod seviyesinin düşürülüp ve daha sonra orasının betonlanması o tatlı rampayı da hafife indirecek. Evet, araçların en azından yani insanlarımızın burada yaşayan kesimde yaşayan insanların mağduriyeti giderilmiş olacak. Hastalarımızın, gazimizin mağduriyeti giderilmiş olacak. Azıcık beton koysun da ben yaşlıyım, takılıyorum, düşüyorum.
Oğlumun evi gidiyorum. Ben çok gidiyorum oraya. Ama işte sizin de mağduriyetin yaşadığı nokta orası. Orası o şeyin yanı. Ot yok mu? Otun yanı. Oracık koysun ayağım düş. Ve gelişlerimiz. Araçlarımız yukarıya çıkmıyor. Motorlar yukarıya çıkmıyor. İnsanlar bırakın 3 senedir aşağı inmeyen yaşlı teyzelerimiz var. Sevgili seyirciler, Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi, Mehmetçiğin Fırat Doğusu'na yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askeri için Çınar Camii'de namaz kıldı ve ardından basın açıklaması yaptı. Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi, Mehmetçiğin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker için Çınar Camii'nde namaz kıldı. Allahu Ekber! السلام عليكم ورحمة الله. Yoğun bir katılımla gerçekleşen namazın ardından Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalar da bulundu. Siyonist İsrail saldırında şehit olan ve Filistinli kardeşlerimize Yemen saldırıları sonucunda, Yemen'de saldırılar sonucunda şehit olan ve açlıktan ölen kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki Uygurlu Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak dünyanın neresinde bir zulüm varsa onun karşısında olan insanlar olarak dilimizle, duamızla zalimin ve zulmün karşısında olduğumuzu belirtmek için toplandık. Dünya farklı renklerden, ırklardan, kültürlerden, dillerden 7 milyar 800 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmıyoruz. Yine biz hiçbir topluluğun renginden, ırkından ya da dilinden ötürü hor görmüyoruz. Hangi renkten, hangi ırktan ve hangi dilden olursa olsun bütün insanlar Hazreti Adem Aleyhisselam'ın torunlarıdır, çocuklarıdır. Yine biz Müslüman olsun ya da olmasın, tüm insanların bu dünyada daha kolay ve daha güzel bir yaşam sürme hakkına olduğuna inanıyoruz. Ege Ekonomik Forumu'na katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşüm konusunda hayalindeki Bayraklı'yı anlattı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yarın için hayale sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na konuşmacı olarak katıldı. Şehir plancısı Faruk Göksu'nun moderatörlüğünü yaptı. Kentsel dönüşüm başlıklı oturumda Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa Yudu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve iş adamı Mesut Sancak sunum yaptı. Başkan Sandal, kentsel dönüşüm konusunda geçmiş dönem yapılan çalışmaların çok verimli olmadığını belirterek yeni süreçte her kesimin onayının olduğu yeni bir formülü hayata geçirmek istediklerini söyledi. Kentsel dönüşümle ilgili yapacağımız şeyin temelinde öncelikle vatandaşın talebini doğru toplamak. Bileşenlerle birlikte bu talepleri örgütleyip iş dünyasının da fikrini almak. Üç boyutu var. Vatandaşı, iş dünyasını ve sizi mutlu etmeyen herhangi bir çözümün sonuçlanma şansı yok. Vatandaşlarla bir araya gelip onların önerilerini alıp onların önerilerini aldıktan sonra da iş dünyasıyla bir araya gelip ondan sonra oluşturduğumuz projeleri son haline getirip vatandaşın karşısına öyle geçmeliyiz diye düşünüyorum. Başkan Sandal, ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm konusunda ellerinin kollarının bağlı olduğunu da ifade etti. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili meselelerde merkezi hükümetin yerel yönetimlere daha fazla fon ayırması, daha fazla kredi ayırması, özellikle hazine arazilerinin bu boyutlarıyla birlikte belediyelere ücretsiz tahsisi bizim öncelikli taleplerimiz. Sevgili seyirciler, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdo, Bornova'nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu ve konut yatırımlarında büyük rağbet gördüğünü söyledi. Kent estetiğinden kentsel dönüşüme, sosyal ve ekonomik kalkınma projelerine kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa Yudu, bunun ilçenin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Almanya'dan Avrupa Birliği'ndeki ülkelerden sonra en çok konut fiyatının yükseldiği ilçe ilk
İzmir'de bombalanır. Dolayısıyla kadet var. Ancak bizim doğru yapılar içerisinde olmamız lazım. Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı'nın düzenlediği 3. Ege Ekonomik Forumu'nda sürdürülebilir kentsel dönüşüm konulu panelde konuşan Başkan İdo, Türkiye'nin en büyük sorununun altyapı olduğuna vurgu yaptı. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu %75 altyapı sorunudur. %75'lik bir pazar var. Aslında yatırım yapılması gereken alan orası. Bir büyüyecekse, ülke büyüyecekse böyle büyüyecek. Hayalim budur efendim. Çok teşekkür ederim. Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahmet Yesevi İlkokulu'nda ilk kez düzenlenen kültürel miras sergisinde Türkiye'nin 7 bölgesinin kültürel değerleri görücüye çıktı. Nazilli Merkez Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen ve okulun 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan kültürel miras sergisine İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, parti yöneticileri, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğrenci velileri, davetliler ve öğrenciler katıldı. 7 bölge için açılan standlarda incirden kayısıya, hamsiden içli köfteye kadar tüm bölgelerin kültürel mirasları öğrenciler tarafından konuklara sunuldu. Okul müdürü Tayfun Özkan, okul olarak ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve kültürel miras sergilerinin bundan böyle geleneksel halde sürdürüleceğini ifade etti. İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural da konuşmasında okulumuz çok güzel bir etkinlik hazırlamış dedi. Öğrenciler ve belediyeler hazırladılar. Burada amacımız Türkiye'mizin mozaiğini oluşturmak. Okulumuzda Türkiye'mizi sergilemek. Bölgelerimizin kültürünü, yaşantısını, yiyecek, içecek ve diğer kullandıkları eşyaları belediyelerimizin, çocuklarımızın görselini sunmak. Çünkü her öğrencimiz, her velimiz her bölgeye gidebilmiş değil. Böylece burada canlı canlı görme fırsatını buldular ve izleme fırsatını buluyorlar. Bu sene ilk yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Müdürümüz Tayfun Özkan Bey çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Biz 50 yaşına geldik. Bizim de gitmediğimiz, görmediğimiz birçok yöre var. Tadını tatmadığımız birçok tat var. Hem yöresel malzemelerde hem yiyeceklerde güzel bir etkinlik düzenlemiş. Ki çocuklarımızın da tüm bu 7 bölgeye gezmesi çok kolay bir şey değil. Öğrenciler ve öğrenci velileri de yaptıkları konuşmalarda etkinliği nasıl hazırladıklarını anlattı. Radyolar gibi böyle ünlü olan şeyleri tanıtıyoruz. Sen hangi bölgedesin? Ben Güneydoğu Anadolu bölgesindeyim. Ne var Güneydoğu Anadolu'da? Antep fıstığı var. Gaziantep kurutmaları var. Ölçüler var. Gelinler gelin oldukları zaman yazmalarını diker. Duvarlara asarlarmış gelenler görsün diye. Güzel milli kültür sergimiz. Semavenler var. Karadeniz'de hamsi yapıyorlar. Burada hamur açıyoruz. Tanıtıyorum. İç Anadolu merkezinde Eskişehir'in çiğ böreği ünlüdür. Depremiyle bu bölge meşhurdur etiyle, peyniriyle. Supan, Ağrı ve Nemrut sönmüş birer volkandır. Didre, Fırat ve Aras enerjiyle akandır. Ülkemizin 7 bölgesinin bütün yerli ürünlerini burada sergiliyoruz. Sağımda Semazenim, solumda Konya yöresinin Nasrettin Hocası. Gurur duyuyoruz çocuklarımızla. Böyle bir etkinlik için Ahmet Yesevi Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Söke'nin denize kıyısı olan ve özellikle Japon turistlerden de rağbet gören Doğanbey Karina bölgesinde yaşanan yol sorunu dikkat çekiyor. Karina bölgesindeki balık restoranları oldukça ünlü. İş, siyaset, sanat, kısacası Japonya'dan bile müşteriler var. Lakin Tuzburgaz'ı Karina arasındaki mevcut yol dar, dar olduğu kadar da virajlarla dolu. Tur otobüslerinin sıkça geldiği yolu Tuzburgaz'ı ve Doğanbeyli üreticiler de tarım arazilerine ulaşmak için kullanıyor. O nedenle de trafik akışı sık sık tehlikeye düşüyor ve kazalar meydana geliyor. 81 vilayetten burada plaka görmek mümkün. Evet. Yani hakikaten ünlü isimlerin de uğrak yeri burası. Yolunuz dar. Burada da Japon turistler var. Kuşadası ve Didim dururken Japon turistler nereden buranın ününü duymuşlar ki buraya gelmişler? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Some reporters about this area. How do you know to heard here this area? Somewhere? We googled. You find Google? Yeah. And you look some... We travel blogs, yeah.
So we just wanted to come to area of Turkey that has less tourists. Yeah. En son gelen turist müşterilerimiz burasını önermiş. Google'dan da bakmışlar. Aynı zamanda Sam bazen bu kılavuz kitaplar oluyor. Seyahat onlara da görmüşler. Karina bölgesinde deniz kıyısında hizmet veren bir işletmenin Japon konukları vardı. İşletmeci Deniz Edis ve Doğan Bey mahalle muhtarı Serdar Sarıkurt'la hem bölge adına hem de yolun dar oluşu üzerine röportaj gerçekleştirdik. İşte konuyla ilgili açıklamalar. Cumartesi pazar olsun, hafta içi olsun yollarımızın darlığı, sıkıntı. Bunları genişletmek için muhtarımız da yoğun çaba sarf ediyor. Belediye ve milli parklarda bu yolları genişletmek için çaba sarf ettiği zaman el birlikte bu işleri düzeltebileceğimize inanıyoruz. Yani her zaman dile getiriyoruz. Sadece 81 ilden değil, Türkiye'den değil. Yani yurt dışından da örnekleri var. Yani bugün Japon'u geliyor, yarın İsveçlisi geliyor, Alman'ı geliyor. Yani bizim köyümüz gerçekten Söke'nin yurt dışında dahil, diğer illerinde dahil çok tanınmış bir köy ve eski Doğan Bey olsun, balık restoranlarımız olsun bunlara çok yoğun şekilde ziyaretçiler geliyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bizim Tuzburgaz'dan bu yana olan yollarımız çok dar. Yani zaman zaman trafik kazaları oluyor. İşte böyle gelen turistlerin, işte yurt içinden gelen yerli turistlerin çok kez trafik kazalarına ben şahit oldum. Kendim şahit oldum. Üzücü tabii. Tabii canım buraya nasıl, gelen... Nasıl burası methediliyorsa ve buranın müşterisi diğer müşteri arkadaşlarını buraya gönderiyorsa yolu da o kadar burayı kötülüyor. Yani kaza geçiren gittik oraya çok, kaza geçirdik tabii. Yolları dar diyor. Yani bir de eksi yazan yönü de yol. Tabii canım şimdi sen çok ünlü tanınmış bir köysün ama senin köyüne gelen yol daracık bir yol yani. Sonuçta çok virajlı zikzaklı bir yol ve aynı zamanda dar bir yol. Devamlı sürekli kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen yerel yönetimlerin stratejik planlarında engelli hakları çalıştayına ev sahipliği yaptı. Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen yerel yönetimlerin stratejik planlarında engelli hakları çalıştayına ev sahipliği yaptı. İki gün sürecek çalıştayda engelli bireylerin yerel yönetimlerdeki hakları konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Kamu spotu filmimizi çektik. İftarda buluştuk. Bütün üyelerimizle, gönlü bizimle olan, yüreği bizimle olan bütün üyelerimizle birlikte iftarda buluştuk. Projede beraber olmak inanın bana çok mutluluk veriyor. İnşallah daha güzel projelerde de ileride de beraber olmak dileğiyle diyorum ben. Özel İnsanlar Derneğimiz kurulduğu günden beri gerçekten öyle bir koşuya başladı ki artık önce deriz hep emekle, sonra işte koş, sonra hızlan. Ama Özel İnsanlar Derneğimiz kurulduğu günden itibaren tam hızla koşmaya başladı. Özel insanlarımız ta yıllar öncesine gittiğimiz zaman aslında nüfusun %6 ve 7'sini kapsayan özel insanlarımız yıllarca evlerinde, bahçelerinde dışarı çıkmadan hayatlarını geçirmek zorunda kaldılar. Biz bunları biliyoruz. 10-15 yıl, 20 yıl öncesini ben hatırlıyorum. Bahsedelim yani sonuçta belki ileride ortak çalışmalar yapabiliriz. Sonuçta yine burada anlatacağım şeyler o dernekte yaptığımız şeyler. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nden geliyorum. Yerel yönetimlerde yer alan Denizli Protokolü'nün de katılımıyla gerçekleşen kurultay yoğun bir katılımla gerçekleşti. Özel İnsanlar Derneği Genel Başkanı Aysun Tonel, projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Engelli hakların tanıtılması, ayrıca engellilerle ilgili eksikliklerin karşılıklı istişarelerle iki gün boyunca çalıştaydı. Bunlar rapor olarak hazırlanacak ve hazırlandıktan sonra çalıştay raporunu ilgili kurumlara ileteceğiz. Stratejik planlarda hedef aslında şu. Engelli yasalarıyla ilgili eksik noktalarda bizlerin de STK'ların sivil düşün çerçevesinde bize vermiş olduğu projeye dayanaraktan bunları bir nebze de olsa alta indirmek. Sevgili seyirciler, ünlü bir teknoloji firmasının yatırımcısı olduğu Albert Sesli Sağlık Asistanı Sistemi, yerel yönetimler kapsamında Türkiye'de ilk defa Bayraklı Belediyesi aracılığıyla ücretsiz olarak hayata geçirilecek.
Büyük bir teknoloji devinin desteklediği Albert Sesli Sağlık Asistanı geliştiricilerinden Serhat Uzun'la Recai Serdar Gemici, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Belediye Başkan Yardımcılarına sistemi tanıttı. 1 milyon TL yatırımla basitçe doktor ile ve hasta ekranıyla paylaşabiliyor. Belki hani çok anlattık biraz. Tokluk kan şekerim 120 ya da. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kullanılabilen sesli sağlık asistanını Türkiye'de ilk kez bir belediyenin uygulayacağına ve Bayraklı'nın pilot bölge olarak belirlenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bütçemizi belli standarda getirdikten sonra sağlık hizmetimizi aile hekimliğine yakın bir hizmet olarak düzenlemek istiyoruz. Vatandaşın ilacını hatırlatmak, muayenesini ve takibini sağlamak istiyoruz. Hatta sesli komut sistemiyle çalışan bu uygulamayı da çalışmalarımıza entegre ederek daha aktif hale getirebiliriz, dedi. Yani siz de bizim nakit talebinde bulunmak istiyorum der. İlgili bir soru varsa hani öğrenmemiz gereken konumu vesaire sorabiliriz. Veya biz sizi arayacağız. Evet, hizmet götürmen. Belki burada biraz daha faal olabilir mi? Hani... Sevgili seyirciler, Eyüp Sultan Belediyesi binlerce yıllık tarihi birikim taşıyan ilçeyi bir videoyla böyle anlattı. Eyüp Sultan Belediyesi, İstanbul'un en tarihi ilçelerinden biri olan Eyüp Sultan'ı Belediye Başkanı Deniz Köken'in sesiyle anlattı. Burası Eyüp Sultan, tarihin binlerce yıllık derinliğinden süzülen ışık. Roma, Bizans, Osmanlı eserleriyle bezenmiş zengin koleksiyon. Edirne Kapı surlarından Karadeniz sahillerine uzanan muhteşem coğrafya. Anadolu bakışlı Rumeli şiveli 400 bin kişilik kocaman bir aile. Tablo gibi özel, şiir gibi ahenkli, musiki gibi içten. Uçsuz bucaksız yeşillik masmavi deniz. Tarih zengini, tabiat harikası, muhteşem bir şehir. Azmin, vefanın, sabrın ve inancın simgesi. Milyonların koştuğu, gelenin huzur, gidenin hüzün duyduğu, kalplerin titrediği, ellerin açıldığı durak. Şairlerin, yazarların, devlet adamlarıyla gönül sultanlarının yan yana dizilip Halic'i seyrettiği mekan. Pierre Loti'nin göz bebeği, hikayelerin, romanların, şiirlerin ilham perisi. Ufuklar boyunca derinlik, göz alabildiğince mavilik. Bir demli çay, bir sıcak simit. Yüzlerde tebessüm, yüreklerde sevgi. Su kemerinde sanat. Taşlara kazınmış geçmiş, geleceğe akan hayat. Tesbih tanesi gibi dizilmiş köylerinde sükun. Nasırlı ellerinde emek. Yeşil ovalarında bereket. Bir sokağından Rumeli, bir sokağından Anadolu akar. Bir penceresi Üsküp'e, bir penceresi Erzurum'a bakar. Kimi damat oynar, kimi horon tüper. Cem evinde semah yapar, tekkesinde semazen döner. Bir köşesinde keman çalar, bir köşesinde ney inler. Merdivenli sokaklarına, dik yamaçlarına inat, ülkemizin gurur kaynağı eserlerine ev sahipliği yapar. Gencecik nüfusu, bitmeyen enerjisiyle, geleceğe güvenle bakar. Burası benim evim, sokağım, mahallem, çocukluğum, gençliğim, geçmişim, ideallerim. İlk aşkım, ilk coşkum, ilk heyecanım. Geçmişten miras, geleceğe emanetim. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Eyüp Sultan'ı sadece anlatmanın bile büyük bir heyecan kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Köken, böyle bir semtte hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti. Burası Eyüp Sultan, peygamber sevdalısı aziz sahabenin ebedi mekanı. Burası Eyüp Sultan, buraya gitmeni seviyorum. Buca Belediyesi kentte yaşayan yabancılar için Türkçe eğitimi vermeye başladı. Kursa katılan yabancı uyruklu vatandaşların kimi eğitimi, kimi iş hayatı, kimi ise aşkı için Türkçe öğrenmeye başladı.
Her yıl yüzlerce öğrencinin yabancı dil öğrenimine imkan sağlayan Buca Belediyesi, Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği dil kurslarını hızla devam ediyor. Buca Belediyesi, Çamlıkule semt evinde düzenlenen kurslar her yaş grubundan dil öğrenimini görmek isteyen Bucalılara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça kursları veriyor. Bunun yanı sıra Türkiye'ye yeni yerleşen yabancılara da Türkçe öğretiliyor. Çay. Sırt çantası. Valizimiz vardır dedi. Kol çantası, sırt çantası, bavul ve valiz. İnsanların en tatlı varlığıdır. Evlatları, çocuk, küçük anlamındadır. Bebek, bebek, çocuk. Çiçek. Öte yandan Çamlıkule semt evinde düzenlenen kursların en dikkat çeken kursiyerleri ise aşkları için birbirlerinin dilini öğrenmeye başlayan Kartal çifti oldu. Aşklarını evlilikle taşlandırdıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar veren Abdurrahman ve Oksana Kartal yan yana sınıflarda kurslara katılıyor. Abdurrahman Kartal Rusça öğrenirken Oksana Kartal ise Türkçe sınıfında eğitim görüyor. Ali. Karşına ya da kişiye danışmak istiyorsunuz değil mi? Hangi kalıbı kullanıyoruz biz? Minya, Zabut. Sevgili seyirciler, Sivas'ta kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih eden akademisyenlere en az 2000 TL olmak üzere ekstra ücret ödenecek. Hocamızın inşallah önderliğinde akademik kadrosuyla Sivas'ta kurulan ve savunma sanayi alanında uzmanlaşması hedeflenen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni akademisyenler için cazip hale getirmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla akademik personelin desteklenmesine yönelik protokol imza töreni düzenlendi. Hızlıca kurumsallaşmasına devam ediyor. Tabii yeni bir üniversitemiz doğdu, kuruldu. Başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza bugüne kadar hazırlık yapıp bu fikri olgunluğu eriştirenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde ne yapmamız lazım? Valiliğimiz, belediyemiz, bütün STK'larımız, Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin hızlı bir şekilde, amacına uygun bir şekilde arzu edilen hedefi gerçekleştirmek için gayret göstermemiz lazım, birlikte olmamız lazım. Tarihi Valilik Binası Dr. Hasan Can Polat Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Sivas Valiliği himayelerinde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Hizmet Vakfı ile Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilecek projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin fakültelerin niteliği, yüksek okulların niteliğine baktığımızda hakikaten arzu ettiğimiz savunma sanayinden tut da uzay ve havacılık bölümleri, tarım teknoloji çok ve bilişim anlamında çok özel bölümler. Bu özel bölümlere de özel insanların gelmesi gerekmektedir. Ne yapmamız lazım dedik. 5 yıl boyunca üniversitemizi destekleyecek, akademik personeli destekleyecek bir çalışma yapalım. Ve buranın cazip edilebilir, cezbedilebilir ve gelmesini sağlayacak bir katkı sağlayalım, finans katkısı. Üniversitemizi tercih edecek olan öğretim görevlileri, öğretim üyesi, her neyse akademik personeline 2000 TL destek verelim. Bu yeterli mi? Elbette değil ama buradaki maksat ve muradımız tüm kurumlarımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını kamuyla paylaşmak. Her ne kadar binaya, laboratuvara yatırım önemli, altyapıların oluşturulması önemliyse de en önemli şey insana yapılan yatırım. Bu laboratuvarlarda, üniversitede çalışkan, genç, dinamik, nitelikli akademisyenler olursa üniversitemiz Sayın Valim ve Başkanım da söylediği gibi çok hızlı yol alacaktır. Şehrimizin önünü açacak bilimsel araştırmalar, teknolojik araştırmalar yapacaktır. Başta savunma sanayi olmak üzere yaptığımız savunma kuruluşlarıyla ilgili protokoller hayata geçirdik. İlin de sanayisinin önünü açabilecek çalışmalar yapabilecek. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı İlmi Bilgin, Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kul, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ile vakıf üyeleri katıldı. Çamsaylı Çoban Armağanı yine eğitime bakışımızın en güzel göstergelerinden birisi ve buradan kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Bu tür destekleri esirgemeyin.
Sevgili seyirciler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas TSO'nun yeni üyesi olan tekstil fabrikası ile geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük hasar meydana gelen plastik fabrikasında incelemelerde bulundu. İlk olarak tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, 600 kişinin çalışacağı fabrikanın yer tahsisinin yapılmasının ardından tadilat çalışmalara başlayan fabrikada firma yetkilisi Uğur Eroğlu'ndan bilgi aldı. Bu aşamada bir araya geliriz. Sonra yapım aşamasında bir araya geliriz. Bittiği zaman da zaten çalışırız. Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Eken, Sivas'ın önemli bir tekstil fabrikası daha kazandığını ifade etti. Organize sanayi bölgemizde inşallah TYH firması olarak çok güzel bir tekstil fabrikası kuruluyor. Ben öncelikle firma yetkililerine, firma sahiplerine, Uğur Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada inşaat mühendisler arkadaşlarımızla birlikte daha önceden yapılmış ve atıl durumda olan bir binanın biraz önce baktığımız, gezdiğimiz gibi çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah burası 5-6 ay içerisinde son haline kavuştuğunda biraz önce kendilerinin de bize söylemiş oldukları 600 civarına yakın personel çalışacak burada. Bu demek oluyor ki 600 tane Sivas hemşerimizin istihdam sağlanması ve iş kapısı olması. Firma yetkilisi Uğur Eroğlu ise Sivas Ticaret Sanayi Odası ve Başkan Mustafa Eken'in kendilerine sürekli destek olduğunu belirtti. Her aşamasında bir destek oldunuz. Desteğinizi eksik etmeyeceğinize eminim. Kesinlikle. İnşallah kesinlikle. Hep birlikte Sivas'a güzel bir değer katarız. Daha sonra geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın nedeniyle büyük hasar oluşan plastik fabrikası ile ilgili Başkan Eken firma yetkilisi Fatih Musul'dan bilgiler aldı. Eken yangında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. 10 milyonluk bir mal kaybı var. Biz kendilerine çok geçmiş olsun diyoruz. Ticaret ve sanayi odası olarak da her zaman yatırımcılarımızın yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa buranın bir an önce tekrar çalışmaya başlaması için, hayata geçmesi için taşın altına biz de elimizi gövdemizi koymaya hazırız. Firma yetkilisi Fatih Muslu ise yaşanan olayın ardından yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi. Hepimizi üzmüştür. Can kaybı olmaması başkanımızın da belirttiği gibi sevindirici bir haber. Maddi zararımız büyük. Kısa sürede fabrikamızı toparlayıp tekrar üretime geçip hem istihdam anlamında hem üretim anlamında katkı sağlama niyetimiz var. 2018 yılında Erasmus Pro kapsamında Almanya'da stajlarını tamamlayarak Erzincan'a dönen Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci ve 2 öğretmen için sertifika töreni düzenlendi. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018 yılında Erasmus Pro kapsamında Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinin İlsenburg şehrinde başarılı bir staj projesini tamamladı. Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, proje kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 3 aylık staj yaptı dedi. Öğrencilerimiz gitmeden önce Halk Eğitim Merkezimizle birlikte A1 Almanca kursu aldılar. Ondan sonra 3 ay orada mutfak, servis ve kat hizmetlerinde beceri eğitimlerini aldılar ve döndükten sonra yine burada yabancı dillerini ilerletmeleriyle ilgili almış oldukları bilgileri biraz daha kalıcı hale getirmeyle ilgili yine Halk Eğitim Merkezimiz tarafından A2 yabancı dil Almanca kursları devam etmekte. Bu vermiş olduğumuz belgeler o işletmenin belgesi olmakla birlikte Europass belgesi Avrupa'nın her tarafında akreditesi yapılmış olan belge. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün konuşmalarının ardından programa katılan Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, sertifika almaya kazanan öğrenci ve öğretmenlere belgelerini takdim etti. Sevgili seyirciler, Sivas Ticaret Odası Başkanı Hacı Çetin'da 2018-2019 yılı üretim sezonunun kötü geçtiğini belirterek çiftçinin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini istedi. Ya biz 6. aydan itibaren başladık çiftçi borçlarının başta faizsiz erteleme ve yapılandırılması için. Çiftçilerin birçok sorunu olduğunu ve en büyük sorunlarından birinin borç olduğunu dile getiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin'de, Sivas'ın konumu gereği kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz 2019 yılında zor şartlarda üretim yaptı dedi. İklim şartlarının değişmesinden dolayı Sivas'ımızın
konumu gereği de kuraklığın gitmesinden dolayı çiftçimiz 2019 yılında zor şartlarla üretim yaptı. Ama ürün kaybı, kuraklık olmasından dolayı da ürün kaybı oldu. Hacı Çetin Dağ, çiftçilerle ilgili yapılacak olan çalışmaların bir an önce açıklanması gerektiğine vurgu yaptı. Çiftçilerimizin 2019 yılına ait borçlarının faizsiz ertelenmesini ve yapılandırmasını istedik. Tarım Bakanımıza böyle bir çalışma olduğunu, Hazine Bakanlığı'na gönderildiğini ve bu işlerin bir an önce yapılacağını söyledi ama şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Çiftçilerin borçlarının faiz erteleme, yapılandırma varsa bir an önce söylensin ki çiftçilerimiz beklenti içine girmesin.